Hakkını kesinlikle ödeyemeyiz. Ancak ve ancak her ne iş yapıyorsak yapalım, her nerede çalışıyorsak çalışalım, ne işle meşgulsek, o işi en doğru, en güzel şekilde yapmaya gayret ederek ülkemizi geleceğe temiz bir şekilde taşıyabiliyorsak ancak o zaman bu borcu ödeyebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle ben başta Çanakkale ve 15 tane şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhlar şad olsun. Saygı ve selamlar üstüne. Sayın Kaymakamımıza bu veciz konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Yer yok bu dağlarda çakala kurda mülk-i münafıklar girmesin yurdan. Şehadet sancağı çeker Aslan Seyit Onbaşı bir orduya bedeldi. Attığı o dev mermi koca gemiyi deldi. Düşman gemisi battı boğaza yavaş yavaş. Şükürler olsun Rabbim kazanılmıştı savaş. Allah'ın bir lütfu bu. Şaştı tüm dünya alem, nasıl anlatabilsin, yazamaz, susar kalem. 300 bin şehit verdik, düşün bir dile kolay. Var mı eşi benzeri, var mı böyle bir olay? Tüm milleti minnettar, tarih yazdı yiğitler. Bu ne destandır, ölmez aziz şehitler. Ey kudurmuş küstahlar, Türkiye kefen biçilmez.
aklınızda bulunsun. Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçilmez. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Evet. Değerli misafirlerimiz, programın açısı, işin bozulmaması açısından yani ezan vakti diye salondan ayrılmayalım, rica ediyorum. Program gittikten şehit vardır. Ben Çorumluyum, Çorum'u geçmiştir. Çorum'un nüfusu köyleriyle beraber 500 bin açtıkken Sinop'un nüfusu 200 bin civarlarındadır toplamda. Ama şehit bakımından Çorum'u geçtiniz. Çünkü siz Kastamonu Şerife Bacı'nın evlatlarısınız. Şerife Bacı'yı hepiniz bilirsiniz. Donarak şehit olan Ilgaz Dağları'nda kalan annemizdir. Kardeşler, biz Çanakkale'yi ne kadar anlatsak bu diller lal olur, ifade edemez. Çünkü Çanakkale bir destandır. Destan ancak yaşanılarak anlatılır. Ama Rabbim bize bir daha o günleri yaşatmasın. Evet kardeşler, ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَمَّاتِ بَلْ اَحْيَارُ وَلَا كِلَّا يَشْكُرُونَ Sakın ha, şehitlere ölüler demeyin. Onlar diridirler. Onlar sizin aranızda dolaşırlar. Fakat siz farkında değilsiniz. Ayette böyle buyurur. İnanın şu anda Çanakkale şehitleri aramızdadır. Rabbimden bunu temenni ediyorum. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Daha bu sabah bir arkadaşım Facebook'ta paylaşmış. Kendisi Urfa'nın bir ilçesinde müftüdür. İsterseniz bakabilirsiniz. Abdülcelil Alpkıray diye bir arkadaş. Bu arkadaş Ürdün'ün başkenti Amman'da yaşar. Amman'da sabah namazında Merkez Cami'de Çanakkale Şehitleri programını icra etmişler. Bu sabah. Program bittikten sonra programdaki seyircilerden iki kişi iki tane Osmanlı sikkesi getirmişler. Biz bunu yerde bulduk. Biz bunu yerde bulduk diyerek. Sonra salondakilere ilan yapılmış. Kimindir bu sikke? Bu para Osmanlı parası kimindir diye sorduklarında hiç kimse sahiplenmemiş. Ve anlaşılmış ki kardeşler, ecdadımız orada o sikkeyi bırakmışlar. Evet. Kardeşler, şehitler ölü değildir. Aramızdadırlar.